Selam buralar, nasılsınız? Konuştuğumuz gibi bir üçleme daha yapalım dedik. Tankçı destesiyle devam edeceğiz. Tankçı destesinin birinci maçı olacak bu. Flying Deck'te daha öncesinde ve hemen öncesinde piyade destesinde yaptığımız gibi bir üçlü battle olayına girelim dedik tankçı destesiyle de. Bu sefer bilerek girdik. Flying Deck'te de, Infantry Deck'te de, yani piyade destesinde de üçleme yapacağız diye girmemiştik olaya. Bunda farklı olarak hadi üçleme yapalım dedik. Bakalım ne olacak. 31. saniyede, 32. saniyede geldi düşmanın yeri. Ve karşımızda bir Amerikan destesi var. Şu yüksek kaları gönderelim bakalım ne gelecek. Sıkıklar ya. Şimdi bir sonraki el hem Katyusha ile saldıracağız hem tankımızla saldıracağız. Ama ya şu Zikko kartla buraya 6-6 Blitz eleman soktu ya. Şimdi o bu mudur yani? Ve armor 3 bombardıman girdi. Ya 4 kredideyiz 4. Tatsız. Bu arada çok büyük, bak Heavy Armor hesap etmedik. 2-2-2 kere saldırdı çünkü ilkinde de doğrudan -1 damage komutuyla hasar veriyor. Abi. Guard atalım. Hadi bakalım. Umarım bunu tamir etmezsin. +1/+1 verdi. Ön tarafa. Oynatacak kredisi olmadığı için yapmadı bu işi. Şundan bir kutu. Dört kredimiz daha var. Şuraya harcayacağım. Şirin Baba geldi. Ground unitleri +3'ü var. 5-5 smoke screen'i bir piyade daha attı. Tankı ortadan yok etti. 0 kası kaldı ve şeyi bitti. Oyunu bitti. Şimdi biz ne yapıyoruz buralar? Şundan bir kurtulalım mı? Smoke screen'i var. Kurtulamayız. 6-3.
yaparız, ne yaparız? Biz şunu yaparız. Ya buraya saldıracak, ya buraya saldıracak uçakla, Şirin Baba'yla. 8 kredisi var bu arada. Tabii ki kart da atabilir ki atması lazım. Heavy armor attı. Heavy armorlu bombardıman attı. Çok zorluyor. ...3K2'den... ...7K3'den... ...o zaman şurada kullandırtalım şunu. 2 kredimiz var. Ne yapsak, ne yapsak... ...inanın kestiremiyorum. Ah, önce P'yi düşürdüm. Benim evet ya, çok büyük aptallık ettik. Önce P'yi düşürdüm. Guard'la öne çıkarız demiştim ama işte yine matematik hatası. Yine attı bu arada. 2 kredisi var. Ya bunu ya bunu ileri sürer. Bunu ileri sürdü. 5-5'ler birbirlerini götürürler. Sadece ön cepheye tankı çıkartabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum abi. Birbirlerini yok ediyorlar. Çok kötü. Şimdi 7-5. Tepemize inecek. Kimin tepesine inecek? Bu ön cepheye çıkacak. Bir bombardıman daha geldi. Ön cephede Greyhound'ı attı. Artı bir artı birlerini aldılar. Ve Katyuşa'mızı kaybettik. Abi niye ya? Neden ya? Bir kredide elinde 7 kart var. 6-3 defans verdi herkese. Hiçbir şey yapamıyoruz diyorlar. ...11 damage verecek bir sonraki el. 8... ...9... ...10... ...11...
Hiçbir şey yapamadık. Oyun bitti bro var. Guard da işe yaramayacak. Bombardıman hepsi. Başımıza büyük bela açtı bunlar. Piyade attı. Altı kredisi var hala. 4-4 bir bombardımanı daha attı. Bu oyun biter bu arada. Biraz daha vursaydı ne olurdu sanki? Çok kıyısında ulaşıyoruz. 4-4 piyade attı. Herkese artı 3 defans verdi. Herkes de base'e saldıracak. Artı zaten arkadan bir 4-7 daha gelecek ön cepheyi desteklemek için. İki de kart çekiyor. Ön cephede bir Amerikan olduğu için. 5 damage'e de piyadeyle işi bitirecek mi? Yok şu anda. Orada 5 vurması gerekiyor. Sonraki el bitiriyor. Tankımızı bir sonraki el bitiriyor. Çok tatsız ya. Tatsız abi. Piyadesiyle yok eder ya da doğru piyadesiyle yok etmez. Oo direkt bu. Beş beş smoke abi. Krediler dehşet. O kredilere o kartlar dehşet. İngiliz müttefiki varmış bu arada, görmüş oldum. Ekstra slot atıyor falan. Çekti. Hatta şuna hiçbir şey yok. Böyle bir kart yok.
Yani şuna artı 2 her heavy armor'uyla bile dayanmıyor. Bu bunu yok eder. Bu önce de falan. Oo. Buralar. Tane böyle bombardıman olduğu sürece zaten bu oyunu oynamamız mümkün değil. Kilitliyor. Benim Flying Tech'te de uyguladığım stratejidir biliyorsunuz. Arka tarafa bombardımanları döşedikten sonra hiçbir kart rakibiniz atamaz. Elinizde bir başka Flying Tech yoksa oraya avcı atmazsınız. Herif 8-9. Havamızı atalım. İngilizlerden sadece kart çekmek için destek almış eleman. Full Amerikan desteği. Full Amerikan. Şu Amerika olarak Rusya'ya yaptığı şeyi zamanında bu Amerikalılar Almanlara da yapmışlardı. Hava kuvvetleriyle aşağıda tekerler tanklara hareket imkanı vermiyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın üstünlüğü Almanya üzerine tamamen bunun stratejiydi. Çok iyi kara kuvvetleri vardı Almanya'nın. Çok iyi tank kuvvetleri vardı fakat bunları gündüz hareket ettiremiyorlardı. Çünkü Amerika'nın hava kuvvetleri yüzünden. Hadi tamam bitir hadi. Hoca bitir. Maksat 20'de bitirmesin. Damage vurmuş olalım istedim. O yüzden oraya saldırdım. Üçleme yapmayalım galiba değil mi? Bu üçlemeyi bitirdikten sonra üçleme yapmayalım. Çünkü bu şekilde iki yenilgi bir zafer, iki yenilgi bir zafer seyredebiliyorsunuz sadece. Çok üzücü. Buralar. Bir sonraki yayında tekrar tankçı destesiyle rakibe karşı koymaya çalışacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.